Türk hükümeti konsolosluk işlemleri ve harçlarına yılbaşı zammı yapmayı bu yılda unutmadı. Her yıl yapılan zamlarla fiyatları iyice yükselen konsolosluk işlemleri ve harçları bu yılda %30-40 arasında değişen oranda yükseltildi. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olan zamların gerekçesi açıklanmazken, zam miktarının Türkiye'de %10 olurken Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları için %40'lara dayanması ise dikkat çekiyor. Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren yeni zamların ardından 1 yıllık pasaport uzatmanın bedeli 25 Euro'dan 36 Euro'ya, 5 yıllık uzatmanın bedeli ise 91 Euro'dan 115 Euro'ya çıkmış oldu. Zamlı tarife, konsolosluk işlemleri sırasında bürokrasiden kaynaklı birçok sıkıntı yaşayan vatandaşın çilesini yeni yılda daha da arttıracak görünüyor. Ee, ben üç çocuk annesiyim Almanya'da hiçbir zaman hiçbir yerde bu kadar e, yüksek bir e, zam gibi bir şey oluyor bu e, bence çok saçmalık gibi geliyor güzel değil yani. Ben üç sene uzattım. Üç sene. Evet. Şimdi üç sene uzattınız 65 euro aldınız. Evet. E, bu rakam 3 senelik Pasaport uzatma ücreti 2005 yılında 29 Euro'ydu. Evet. Şimdi 65, euro. şimdi 65 Euro. Evet. Neler söyleyeceğim? Ya bu bir soygun aslında. İnsanların haberi bile olmadan geliyorsun buraya, veriyorsun, el, el, el uzatacağım, 65 lira. Vermek zorundasın. Vermesen, paşaport alamazsın. Almasan, Alman oturma alamazsın. Ne yapmak lazım? Yani anormal bu zamlar hiç ee, neye day dayanarak yapılıyor? Bu zamlar hakikaten demin gösterdiğiniz listeye göre %100, 50'lere varan bir zam. 2005'den 2008'e kadar. Hatta enflasyon yani Avrupa'da böyle bir şey alışkanlığımız yok. %2, %3 bu aylıklara da böyle zam geliyor. Ve hiçbir ülkede, hiçbir konsoloslukta böyle bir zam yok. Yani bunun neye dayanarak Maliye Bakanı bunu yapıyor? Ben çok nadir geliyorum da inanamıyorum yani böyle bir şeye alışkanlığımız yok. Çok pahalı şu anda şartlar bizim. Ben artı den geçiniyorum şu anda. 91 lira bir paşaportun uzatılması. Yani büyük bir para bizler için. Gerçekten büyük bir para. Niye bu kadar yüksek oranda zam yapıldığını düşünüyorsunuz? Ben vallahi bilmiyorum. Bunu devlete bağlıyorum. Devlet yapıyor bunu demek ki. Konsolosluk ki e. Demek ki devlet bütçesini düşünüyor. Halkını düşünmüyor. Halkını düşünmüyor. Koyun gibi atmış bizi bu ortaya. Nerede neresi kalırsa kalsın diyor. Bugün düşün bir dakika. 91 lira. 5. ayın ben 15'inde burada 5 sene uzatma yaptırdım. 71 lira aldılar. 5. aydan bu zamana kadar 29 lira zam gelmiş. Hani bu bize yani çok büyük bir şey. bütçe gerçekten bütçe. Artiye'de duran bir insan için. Şimdi bana 412 lira para veriyor. E, 90 bin lirasını ben buraya veriyorum. Sen ben sigara açan bir adamım. Ev kirası veren bir adamım. E, bir düşün ki bizim yani gerçekten perişanız yüksek düzey yani azıcık bugünkü bugünkü kriz memleketi kriz sarmış bunlar pasaportları 100 liraya bir pasaportun yenilenmesi yani çok değil mi yani ne diyelim artık biz sağlayacak inekler